Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz tam bir operasyon röportajına imza attı. Önceki gün DHKPC'li bir mimarı aklamaya çalışan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, bugün de FETÖ'cüleri kurtarmaya dönük sinsi bir algı operasyonuna soyundu. Askerlere sorarsın, peygamberimiz kimdir? Biri Muhammed der, biri Musa der, biri İsa der, biri Ali der. Bazıları peygamberin adını bilmez, Enver derler. Saymaz, Fethullahçı terör örgütü militanlarının kendi aralarındaki şifreli haberleşme programı Baylok'un kurucusu David Keynes isimli Türk asıllı kişiyle New York'ta röportaj yaptı. FETÖ'cüleri kurtarma operasyonu. Saymaz'ın röportajı tam anlamıyla Baylok kullanan kritik FETÖ'cüleri kurtarma işine döndü. Haber ne kadar FETÖ karşıtı gibi dursa da dikkatli incelendiğinde son derece ustaca kurgulanmış bir FETÖ'yü aklama operasyonu olduğu görüldü. Çünkü Saymaz'ın röportaj yaptığı David Keynes isimli şahıs, Baylok programının Ocak 2016'dan sonra kullanılmadığını söyledi. Defalarca Gezi Parkı'nı açıp kapattı. Dolayısıyla Vali Bey'in beyanatı mutlaka önemlidir. İstanbul'un mülki idare amiridir ancak. Baylok'un ne olduğu ve hangi şartlarda delil yapıldığı soruşturmalarda net biçimde ortaya çıktı. Ancak Hürriyet gazetesi Saymaz'ın röportajı vesilesiyle sinsice bir operasyonla FETÖ'cüleri kurtarmak için tetikçiliğe soyundu. Askerdeyse Reşat Bey'den dinledim, öğrendim. Ne yapacaksınız? Operasyonun amacı ise Baylok programının FETÖ soruşturmalarına delil olarak kullanılmamasını sağlamak. Lojistiğini İstanbul ikinci aşamada. Ocak 2016'da kapatılan Baylok programı nasıl 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine delil olur dedirtmek. Röportajda tamamen buna hizmet ediyor. Amaç FETÖ'cülere Baylok darbe deliliyle olamaz kozu vermek. Hürriyet FETÖ paslaşması. FETÖ'cülerde İsmail Saymaz ve Hürriyet'in pasını anında değerlendirip Baylok 15 Temmuz darbesinin delili olamaz algısına başladı. FETÖ'cü kaçak Tuncay Opçin, İsmail Saymaz ve Hürriyet'in pasını hemen değerlendirdi. Opçin, Twitter hesabından 600 bin kişinin kullandığı bir program. Tutuklama için bahane yapılabilir mi? Hem de darbeden çok önce uygulamadan kaldırılmışsa ifadelerini kullandı. Yalan üzerine kurulu bir röportaj. Oysa örgüt üyelerinin Baylok'u kullanmayı bıraktıkları zaten FETÖ soruşturma dosyalarına girmiş vaziyette. Sebebi de Baylok'un deşifre olduğundan şüphelenmeleri. Yani darbe iletişiminin Baylok üzerinden yapıldığı hiçbir zaman söylenmedi. Baylok, FETÖ üyeliğine delil olarak kullanıldı. Baylok haberlerinde FETÖ'nün programı 2014 başında kullanmaya başladığı ve 2016 yılının başında programın Apple Store'dan kaldırıldığı yer aldı. Baylok'la ilgili tüm haberler bu minvaldeyken, İsmail Saymaz'ın röportajı tamamen Baylok'un darbe girişiminde kullanıldığı yalanı üzerine kurulu. Kimin? Hocam ben bölüyor muyum? Rica ediyorum. Tüm gerçekler ortadayken, sorulması gereken soruysa şu. İsmail Saymaz, Baylok'un ne olduğunu çok iyi bilmesine rağmen neden bu operasyon röportajına imza attı?